Yavuz Seçkin bir vefa örneği sergileyerek anlamlı bir ziyarete gitti. İzliyoruz. Du bist eine Scheiße! Bağırma lan! Komik adam Yavuz Seçkin bu kez bir hasta ziyaretine gitti. Evet, geldik. Sessizce geldik. Apartmanda şu an sessizlik hakim. Komedyen Yavuz Seçkin hasta ziyaretine gitti. Evet, geldik. Sessizce geldik. Apartmanda şu an sessizlik hakim. Bakalım Gürsel abimiz evde mi? Şu an nerede? Abicim geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Ne var ne yok? Yavuz Bey teşekkür ederim. Evet abicim şöyle geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Çikolata. Çok teşekkür ederim. Evet. Neşeye ihtiyacımız vardı bugünler. Abi neşe katmaya geldik, moral vermeye geldik. Gürsel Bey, Yavuz Seçkin'le Yıldızlar da Kayar Das Dorak filminde rol almış. Ünlü teknik adam Jose Mourinho'ya benzerliğine işaret ediyor Yavuz Seçkin. Tanıtayım, Jose Mourinho kendisi. Aslında Fenerbahçe'ye geliyordu ama bir günle bir uçak rötar yapınca havada bir günle Adrobat'a kaldı. Doğru söyledim değil mi? Advokat olacak sevgili Yavuz. Advokat. Yavuz Bey keşfetti bizi. Beyefendi ve Yavuz Seçkin sosyal medyada tanışmışlar. Yavuz Bey'le biz sosyal medyadan tanışıyoruz. Ama Yavuz Bey'in de dediği gibi ben böyle bir şey beklemiyordum. Sürpriz oldu benim için. Çok eğlenceli bir çekim oldu. Yani bu gerçekten ülkemizin de bugünlerde buna ihtiyacı var. Gürsel Bey 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan değerli vatandaşlarımızdan biri. Olaylarda bir yara aldım ben. Ama olsun, ülkemiz için buna ihtiyaç varmış. Gazi de oluruz, şehit de oluruz. Yani ülke insanını bir kez daha dünya tanıdı. Yavuz Seçkin son filminde rol alan Gürsel Bey'i arada ziyaret ediyor. Peki Gürsel Bey ne işle meşgul acaba? Kağıthane Belediyesi'nde çalışıyorum ben. Kağıthane Belediyesi'nin personeliyim. Orada takımı orada kuruyorsun yani. Park bahçelerinde takım kuruyoruz. Park bahçelerinde oynuyoruz. Yavuz Seçkin Bülent Ersoy'un sesini taklit ederek taksi durağındaki çalışanlara zor anlar yaşatmış. Gürsel Bey Mourinho benzerliğiyle ilgili bir anı yaşadı mı acaba diye soruyoruz. Peki bunu avantaja çevirebilir misin abi? Çünkü ben mesela kendi mesleğimden biliyorum. Ben 100 kişi taklit ediyorum. Ondan sonra bazen böyle birkaç ses tonuyla farklı bir yerleri arayıp nazımı geçirebiliyorum. Hani Yavuz olarak yaptıramadığım şeyi Bülent Ersoy olarak yaptırtabiliyorum telefonda. Evladım niye göndermiyorsunuz şu taksiyi falan diye hemen 30 saniyede daha telefonu kapatmadan geliyor. Yavuz olarak aradığım zaman abi şunun yok dışarıda bütün arkadaşlar falan diyorlar. Sallıyorlar ama bunu avantaja çevirebilir miyiz acaba? Avantaja ancak görsel maçlara olarak. Maçlara bedava girme gibi. Tabii görsel olarak belki çevirebiliriz. Ama hiç denemedim. Şimdi eğlence zamanı. Mori hoş geldin. Hoş bulduk. Ben sürekli cepten konuşurum. Mourinho ile. Sağ olsun. Yurt dışındayken de sürekli beni evinde ağırladı. Bir bahçede müştemilatı vardı. Ben orada kaldım. Evim yoktu. Beni misafir etti. Ev sahipliği yaptı. Yani Mourinho'ya çok şey borçluyum. Evet. Fatih Terim hocam bu konuda benden bazen bilgi alır. Takımı nasıl uyarlayayım, sahaya nasıl yayayım diye. O konuda yardımcı oluyoruz hocam. Evet. Yani şarkısı bile var. Beraber yapmıştık hatırlıyorsan. Kikiki kokoko. Evet. Gulu 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 kante kante mori kante. Mori yani oradan da mori mori. Hani. Çocuklar bas orada. Bitir tamam, röportaj bitti.